Herkes bilsin deyince ne geldi aklınıza? Hemen vallahi bir patlatın. Benim aklıma hemen Kürşatların evlatları esir olmaz dedim yani. Çok güzel. Evet. Siz ne dersiniz? 900 yıllık bir mücadele 1000 yıla geliyor. Biz Anadolu'dayız ve yaşamaya devam edeceğiz. Herkes bilsin, Anadolu bizim ve bizim kalacak. Evet, nasıl? Öyle. İnşallah. Çok teşekkürler. Şimdi o zaman sizlere de kitap kazanmak için bizlerden bir hatıra. Bakın madem seyircimize de gitmiş, ne mutlu bize, öyle karşılaşıyoruz. Bu gece de yine bizden kitap kazanabilirsiniz. Ahmet Hoca'nın Otağı kitabından kazanabilirsiniz. Veya hocam sizin hangisinden verelim? Milli Mücadele'de Erzurum evet, mu? Yalnız Yeditepe'den rica ediyoruz bu kitaptan tekrar basmasını. Milli Mücadele'de ilk işgalleri, ilk direnişler. Evet. Bizde var. İstiyoruz. Çok güzel ama evet, seyircimizde de olsun. Milli Mücadele Erzurum ve bizim Gündem Ötesi kitaplığı Osmanlı'yı Öğreniyorum Ömercik ve Ben. Ve bu da önümüzdeki haftanın itibaren hayırlı kitapçılar. Olsun bu arada. Sağ hayırlı olun olsun hocam. Evet, teşekkür ediyorum. Çok çalışma olmuş. Evet, oğluşum ve benim. Çok faydalı. Çizimimizin olduğu. Çocuklarımız okuyacak. Tamam. Emin ay olun. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Bu kitabı da sizlere hediye edeceğiz. Herkes bilsin etiketiyle bekliyoruz. Size de sorumuz. Bakayım bilecek misiniz? Bu gerçekten ilginç bir soru oldu bu gece. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün ilk mebus seçildiği il hangisidir? Güzel soru. Çok güzel. Bakalım herkes bilsin etiketiyle bekliyoruz cevaplarınızı. Şimdi sizlerden gelenlere de bakacağım ama hani 19 Mayıs 1919 tabii ki tarih itibariyle çok önemli ve milli mücadelede ilk akla gelen tarihlerin başında. Dönüm noktalarını bir gözden geçirecek olursak, milli mücadele dediğimizde o kırılma noktaları, o direniş, halkın işgale karşı duruşu dendiğinde hani sizin aklınıza ne geliyor? Öyle bir isterseniz tarihi bir tur yapmış olalım evet, en başında. Tabii ki 10 yıllık bir harp var 1909 yılında başlayan ve bir hedefe dayanan bir harp silsilesi. Trablusgarp Balkan Savaşları ve Umumi Harp 1. Dünya Savaşı. Bunların hepsinin sonucunda bir mütareke var. Mondros Mütarekesi. Milli mücadeleyi başlatabileceğimiz bir başlangıç noktası, tarihi bir nokta olabilir. Ancak Mondros Mütarekesi'nden ziyade Anadolu'da bir mücadeleye ne zaman ve nasıl karar verildiği ve Anadolu'daki halkı bu direniş konusunda tetikleyen hadiseler. Bunlardan birincisi olarak benim şahsi görüşüm 10 Nisan 1919 tarihinde İstanbul'da Boğaziyan Kaymakamı Kemal Bey'in Ermenilerin gösterisi içerisinde altında idam edilmesidir. Hı. Bu birinci, bütün İstanbul halkı ayaktadır bu hadiseden sonra. Sonra 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgal edilmesi, bütün Anadolu halkını, birinci hadise İstanbul'u ayağa kaldırdıysa şayet, ikinci hareket bütün Anadolu halkını, İtilaf devletlerin, Avrupalı devletlerin, büyük devletlerin Türk milleti hakkındaki düşüncelerini gerçek manasıyla ortaya koyan, niyetlerini gösteren bir hamleydi. Hı hı. Anadolu halkı bu işgalden sonra bütün kasabalar da dahil olmak üzere büyük mitingler, gösteriler düzenleyerek milli mücadele hareketini başlatmış oldu. Bundan hemen 4 gün sonra Mustafa Kemal Paşa'nın tabii ki oradaki niyet, amaç, gaye neydi Samsun'a çıktığında ve bu hareket nasıl organize edildi? Öncesi vardı. 19 Mayıs 1919 tarihini de biz milli mücadelenin mihenk taşlarından birisi olarak kabul ediyoruz. Zira planlanmış olan, başlamış olan bir harekete lider olarak Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıkıyordu. Bunu açıkça görüyoruz. Bu yönüyle milli mücadele tarihimiz, biraz önce ifade ettiğimiz gibi 900 yıldan beri Anadolu'da yaşayan Türk milletini Avrupalı devletler tarafından 100 yıldan beri devam eden bir oyunun son sahnesiydi. 100 yıllık bir oyunun son sahnesi. 100 yıllık oyunun son sahnesi. İngiltere Başbakanı Gladstone'la başlayan, 1888'de başlayan Türkleri geldikleri yere gönderme eylemlerinin yine bir İngiltere Başbakanı tarafından, Lloyd George tarafından son noktasının konulması aşamasıydı. Ve Avrupa kamuoyunda, gazetelerde, basında artık özellikle İngilizler ve Fransızlar Türklerin Anadolu'da artık yaşama hakkı kalmamıştır. Özellikle İstanbul'u onlardan almak gerekir şeklinde birçok köşe yazısıyla, düşünceleriyle, parlamentodaki tartışmalarıyla fikirlerini ortaya koymuşlardı. Ve Anadolu halkı tabii ki böyle bir eyleme müsaade etmeyecekti. Gençliğimiz için bu 4 yıllık mücadele, biz Mondros'tan Mudanya'ya kadar olarak tarif ediyoruz milli mücadele tarihimizi. Sayfalarca dolu ibret sahneleri var. Bizim için bugün örnek alabileceğimiz ve Anadolu'nun o kadar
ucuz ve basit elde edilmediği ile ilgili, bir karış toprağımızın ne kadar değerli olduğu ile ilgili çok önemli hadiseler var. 12 binden fazla şehidimiz var bizim milli mücadelede, hayatını kaybetmiş olan. Bu coğrafyada, özellikle Batı Anadolu'da Yunan zulmünü yaşayan, İngilizlerin ve Fransızların kontrolü altında yakılan yıkılan köyler ve maalesef Avrupa'nın propagandasıyla bütün bu ithamlar Türkler üzerine atılmıştır. İzmir'in yakılması da 1950-1922'de dahil olmak üzere. Ve maalesef Türk'ün kucağında bin yıldan beri yaşayan İstanbullu Rumlar ve Ermeniler de bu eylem sırasında İstanbul'un 13 Kasım 1918 tarihindeki fiilen işgali sırasında gelenlerle beraber olmuşlardır. Pera, yani onların deyişiyle bizim Beyoğlumuz farklı bir dünyayı yaşamaktadır. Galata farklı bir dünyayı yaşamaktadır. Ama Kadıköy ve Üsküdar çok farklı bir dünyayı yaşamaktadır. Evet. Ve burada bir de tabii ki Rusya'dan kaçıp gelenler var İstanbul'un havasında. Rusya dağılmıştır ve Çarlık Rusya'sından kaçan Romanov hanedanına mensup olanlar da İstanbul'a sığınmaktadırlar. Mütareke dönemin İstanbul'u çok ilginç. Ne enteresan, gerçekten öyle. Ve Çarlık Rusya'sının en lüks modern yaşayan insanları yokluk içerisinde İstanbul'dadırlar. Ve çok ilginç, Erzurum eski mebusu Tahsin Bey bir anısını anlatır. Müsaadenizle onu paylaşmak istiyorum. Çok ibret dolu bir sahne. İnsanların tarihinde, milletlerin tarihinde neler olabileceğini gösteriyor bize. Diyor ki ben Beyoğlu kaymakamlığım sırasında 1912 yılında Rus Büyükelçiliğinin önünden geçen 2-3 telgraf direği diktirmiştim. Ve Rus Büyükelçisi dedi ki çabuk bu telgraf direkleri buradan kalkacak istemiyorum. İstanbul'daki Rus Büyükelçisi bizim bir mutasarrıfımıza, kaymakamımıza bu emri gönderiyordu. Tahsin Bey diyor ki bunu geri aldırabilir miyim acaba diye Rus Büyükelçiliğine ziyarete gittim. Ve Rus Büyükelçisi beni merdivende gördüğünde danışmanlarına sordu. Bu adam kimdir? Efendim Beyoğlu kaymakamı. Ne istiyormuş? İşte acaba direklerin orada kalması mümkün müdür? Gitsin sadrazamı gelsin, ben onu muhatap kabul etmiyorum diye kapısından kovuyordu bizim kaymakamımızı. Ama bu büyükelçi mütareke döneminde Tahsin Bey'in kapısında çocuğuna Fransızca öğretmeni aradığı bir sırada kuyruktakilerin arasındadır Rus büyükelçisi. Ve hiç beddetmedim diyor Tahsin Bey o Rus büyükelçisinin bu hali düşmesini. Bir Türk'ün çocuğuna Fransızca öğretecek kadar yoklukla karşı karşıyaydı. Romanov hanedanının prensleri, prensesleri İstanbul'daydılar. Ve İstanbul bu mütareke döneminde Türkler için çok acı günlerle ve sahnelerle dolu. Bunu ayrıca ele almak lazım. Çünkü o güne kadar İstanbul'a dair 100 farklı paylaşma projesi yapılmıştı Avrupalılar tarafından. Ve şimdi bu gelişleri özellikle 7 Kasım 1918 tarihinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişleri bizim tarihimiz içerisinde çok ibretlerle dolu, çok acı bir şey. Ve oradaki müstahkem mevkileri Mondros Mütarekesi hükümlerine göre devralırken bizim askerlerimizin hepsi ağlıyorlardı. 250 bin şehidin kanıyla sulanmış olan toprakları artık İngiliz ve Fransız askerlerine terk ediyorduk. Ve İstanbul'a gelen Fransızlar ve İngilizler Rusya'yı, Kafkasya'yı, Bakü petrollerini kontrol etmek için burayı bir üs olarak kullanıyorlardı. Ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı buraya görevlendirdiği Yüksek Komiser Amiral Kaltrop'a şu talimatı veriyordu. Burası da çok ilginç. Türkler durumu kurtarmak için mütareke hükümlerini ön plana çıkararak yenilmediklerini iddia edecekler. Ama Türklere kesinlikle yenilmiş olduklarını ve ezildiklerini ihsas etmek, göstermek zorundayız. Çünkü bütün İslam alemi onlardan çok şey bekliyorlardı. Artık sömürgelerimizdeki Müslümanlar şunu bilmeliler ki hilafet merkezi ezilmiştir. İstanbul bu yüzden önemliydi. İstanbul, İslam'ın umuduydu, hilafet merkeziydi. Aslında dili geçmiş zaman kullandınız ya. Evet. Aslında bugünümüze de uyarlayabiliriz. Öyledir. İşte İstanbul o yüzden bugün de önemli. Ya Türklük, da bu toprak. Yani bunu Türklük, değil mi? Evet, İslam evet. Dünyası için o yüzden bugün evet. Önemli. Bu milliyetçi bir duygu olarak alınmasın Türklük dediğimiz şey. Ya, bir çatı ismidir tabii. Bu. Ve burada Osmanlı dediğimizde aklımıza gelen şey bütün İslam ittihadıdır. Osmanlı dediğimiz şey bütün İslam dünyasının 622 yıl bayraktarlığını yapmış olan bir coğrafyada bütün İslam ümmetinin aynı zamanda bütün insanlığın adalet kapısıdır. Osmanlı tarihine baktığımızda o numuneleri gördüğümüzde İtilaf devletlerinin ve Yunanlıların Batı Anadolu'da ve İstanbul'da yaptıkları hakaretleri ve aşağılamaları gördüğümüzde bizim ne kadar yüksek bir seciyeye
yüksek bir kültüre sahip olduğumuzda kendiliğinden ortaya çıkıyor. Aslında biz mesela bu Türk meselesini, Türklük meselesini daha çok vurgulamamız da gerekiyor bence. Evet. Çünkü mesela bugün baktığınız zaman herhangi bir Avrupa devleti kendi tarihinden bahsettiği zaman, kendi kimliğinden bahsettiği zaman Türkleri olmadan anlatabilir mi kendi tarihini? Hayır, anlatamaz. Herhangi bir Orta Doğu ülkesi Türkleri olmadan kendini anlatabilir mi? Anlatamaz. Rus, Slav anlatabilir mi? Kendi kimliğinden bahsedebilir mi? Olamaz. İslam tarihini Türkleri olmadan yazamazsın. Yazamazsın. O yüzden biz ne kadar övünsek, ne kadar anlatsak az. Yani tabii bu hayatın bir gerçeği, tarihin bir gerçeği. Bunu zaten yok demek mümkün değil. Tabii burada Haluk Bey'in ifade ettiği nokta ırkçılık manasında bunu ele alarak ifade ettiğini düşünüyorum ben. Ama bizim 16. 17. yüzyılda bile İngiliz bile Müslüman olsa Türk oldu diye evet, Avrupa bunu evet, kullanıyor. Evet, evet. Onun için Türklük bütün bu şeyin üzerini kapatmış. Sanki bütün İslam ümmetinin bir adı gibi olmuş. Yani böyle de bir durum var. Zira Türkler İslam dairesine girdiği andan itibaren Karahanlılar, Gazneliler, bu İdil Bulgarlarıyla başlıyor, Selçuklular, Osmanlılar. Yani bin yıllık hemen hemen her coğrafyada devlet kurmuş bir millet. Onun için de çok fazla üste çıkıyor. Bazen biz de bunu kullanırken hani Türk'ü çok kullanıyoruz. Kullanınca bazen alınganlıklar da oluyor bizim içimizde. Bazen toplumumuzda ama bunu böyle görmemek lazım. Ya bu şekilde düşünmemek lazım. Çünkü o Türk şeyi sizin ifade ettiğiniz gibi tamamen yükselmiş. Bunu her Türk derken hani böyle ırkçılık mı yapıyor gözüyle asla da bakmamak lazım. O noktada da çok haklısınız. Ben tabii şeyi çok da fazla belki görmüyorum ama önemli olarak belki bir ilave olarak söyleyeceğim. Bizim 1. Cihan Harbi'ne girmemiz başlı başına bir hadise ve bu durumlara da düşüren hadise. Onu söylemek lazım. Yani belki 1. Cihan Harbi'ne girmesek ki bu benim ciddi de bir düşündüğüm bir tezdir, konudur. Biz böyle bir noktaya düşmeyecektik. Yani bir imparatorluğu kayıp noktasına, bir kurtuluş savaşı noktasına girmeyecektik. Gafilane hareketler neticesinde 1. Cihan Harbi'ne girmemiz ki girmemizden sonra zaten buraya gelmesi bir noktada mukadderdi. Yani onu çok fazla hani girdik de şu yanlışlıklardan buraya geldik diyemeyeceğim. Çok temel yanlış girmemizdi. Onu girdiğimiz zaman işin buraya geleceği %90 belliydi. Perşembenin gelişi çarşambadan belli olur hikayesiyle belliydi. Mondros bir dönüm noktası oldu. Ben buna Haluk Bey önemli köşe taşlarınızı saydı. Bir şeyi daha ilave etmek istiyorum. 8 Şubat 1919 İstanbul'un mesela işgali doğrudan. Çok o çok önemli. Hadise. Çünkü merkez, payitaht, İngilizlerin oraya girmiş olması, Fransızın bir Fatih, Fransız komutanının Fatih edasıyla at üstünde beyaz at üzerinde gelmesi gülünç o şeyleri. Tabii bunlar hızlandıracaktır. Neyi? Üstelik atını da bir Müslüman çekiyormuş değil mi? Bir Senegalli esir çekiyordu. Siyah tenli iki esir çekiyor. Bir de yani sembolizme tabii, bakar yani, mısınız? Evet, beyaz atla geliyorsun, iki Müslümana da atını çektiriyorsun. Yani. Yani o kara bir gün olarak geçti tarih sayfalarımıza. Hadisat evet. Gazetesi'nde Süleyman Nazif Bey o günü bir kara gün olarak niteledi. Ama tabii ki 13 Kasım'da başlayan işgal hareketi 55 gemiyle geliyor. Sonra bu sayı 120 gemiye çıkıyor. Dolmabahçe Sarayı'nın önünde İtilaf Devletleri gemilerini çekince Sultan Vahdettin orada bunların nümayişlerinden ve gösterilerinden rahatsız olarak Yıldız Sarayı'na taşınıyor. Bunların oradaki tehditleri altında Boğaz'a yerleşmelerinde. Ve İngiltere ile Fransa arasında İstanbul üzerinde, Osmanlı coğrafyası üzerinde müthiş bir yarış başlıyor. Bu yarışın bir yönü de Türkleri ezmek ve yok etmek yarışı. Kim daha çok üstünlük sağlayacak, kim daha çok hakaret edecek? İstanbul'a geldikleri ilk günden itibaren bütün işgal askerlerinin konakları, bizim paşaların konakları oldu, boşalttılar. Buraya yerleştiler. Bütün harbiye yazışmaları, dahiliye yazışmalarını, hükümet sadaret yazışmalarını tamamını ele geçirdiler. Ve buradan 1. Dünya Savaşı sırasında tehcirin ipuçlarını aradılar. Acaba Türkler Ermenilerin ve Rumların öldürülmesiyle ilgili resmi bir emir verdiler mi? Bütün arşivlerimizi didik didik ettiler. Çünkü İngilizlerin ve Fransızların gayesi kuracakları mahkemelerde Osmanlı yöneticilerini yargılamak ve idama mahkum etmekti. Ve bunun da hemen kısa süre sonra, bir ay sonra mahkemesini kurdular yargılamak ve Avrupa kamuoyunu tatmin etmek. Neden? Çünkü 1. Dünya Savaşı boyunca İngiltere, Fransa ve Amerika kamuoyunun üzerinde durduğu en önemli şey Müslümanların Hristiyanları katlettiği propagandasıydı.
Bu propagandalarla kiliseler ayinlerinde, misyonerler yazdıkları kitaplarda yardımlar topladılar. Ve orduya maddi kazanç, yeni kayıtlar, askeri seferberlikte toplayacakları gençleri halkı cesaretlendirme konusunda ön plana çıkardılar. Umumi harp topyekun bir harptir, Birinci Dünya Savaşı. Neden? Çünkü İngilizlerle Almanların savaşıydı, bu Anglo-Saksonlarla Cermenlerin savaşıydı. Her ikisi de 3 ay sonra başkentlerinde zaferi kutlayacaklarını zannediyorlardı. Ama savaş 4 yıla kadar uzayınca devletlerin kaynakları, insan kaynakları, maddi kaynakları, savaş kaynakları tükendikçe halka döndüler. Halka döndükçe onları savaşa heyecanlandırmak, cesaretlendirmek gerekiyordu. Kullandıkları en önemli argüman ise Osmanlı Türklerinin Hristiyanları katlettikleri propagandasıydı. İşte Ermeni soykırımı, Pontus soykırımı iddiaları hep buradan ortaya çıkıyordu. Ve mütareke döneminde artık ayağa kalkmış olan bu Avrupa kamuoyunun tatmin edilmesi gerekiyordu. Türkler öyle bir ezilmeliydiler ki, Avrupa kamuoyu tatmin edilmeli, Türkler öyle bir ezilmeliydiler ki, Hindistan'daki Müslümanlar, Mısır'daki Müslümanlar, Kuzey Afrika'daki Fas, Tunus, Cezayir'deki Müslümanlar artık bu büyük devletlere karşı baş kaldırı teşebbüsünde ve cesaretinde bile bulunamasınlar. Evet. Mütareke İstanbul'un da o kara bir günü yazan Süleyman Nazif Bey bu köşe yazısında şunu ifade ediyordu. İnsanlığa medeniyeti ve kültürü getirdiğini iddia eden Fransızlar, sizin kralınızı biz hapisten kurtardık ve Viyana önlerine kadar geldik. Bizim çadırımızın altında yüzlerce millet ve insan, milyonlarca insan yaşadı. Onları yaşattık biz. Ama şimdi siz yaptığınız bu eylemle insanlığa kara bir leke olarak geçeceksiniz. Ve Türk evlatları tarihlerinin hiçbir safhasında bu acı günü unutmayacaklar. İstanbul bizde kalsa dahi, Osmanlı ayakta kalsa dahi bu acı günü yad edecekler diyordu. Ertesi gün bu Franchet d'Esperey, Fransız generaliydi, bu işi gerçekleştiren. Çünkü İngilizlerle yarışa girmişlerdi. 7 Şubat'ta İngiliz generali Allenby geldi, orada gösteri yaptı. Hemen ertesi günde 8 Şubat'ta ise bu Franchet d'Esperey geldi. Evet. Ve atını ürküten bir Osmanlı subayını kamçıladı. General Allenby ise, İngiliz generali ise, Dahiliye Nazırı'nı ve Harbiye Nazırı'nı huzuruna çağırarak, ayağına çağırarak onları aşağıladı. Ve mütarekenin bütün hükümlerini uygulamak zorundasınız. Onun terbiyesizlikleri zaten tarih yazar yani. Ve şimdi burada bulunan bir Mustafa Kemal Paşa var, İstanbul 13 Kasım'da gelen ve bütün bu olaylara şahit olan, Minber gazetesini çıkaran, arkadaşlarıyla bu baskı altında ne yapılması gerektiğini hesap eden bir Osmanlı Genelkurmayı var. Peki şunu merak ediyorum. Mustafa Kemal'i o zaman tabii ki hani bulunduğu çevreler çok iyi tanıyor. Halk tarafından da çok iyi biliniyordu diyebiliyor muyuz? Evet. O dönem için. Evet. Şöyle birkaç örnek verelim bununla ilgili. Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Ve orada çok fazla durmayarak bir hafta sonra Havza'ya geçti. Havza'da çok büyük bir gösteri, gazetelerde, haberlerden takip ediyoruz. Amasya'da Emel gazetesi yayınlanıyor bu sırada. Bu gazetenin sayfalarından, Milli Mücadele'de önemli bir gazete, şu haberleri okuyoruz. Anafartalar kahramanı Havza şehrimize gelmiştir ve halk tarafından büyük bir iltifatla ve gösteriyle karşılanmıştır. Bakın, bu önemli bir gösterge. Anafartalar kahramanı olarak bilinen ve tanınan bir Mustafa Kemal var. Tabii ki İttihat Terakki 10 yıldan beri Anadolu'da örgütlenmiş, bütün şehirlerde hakim. Bütün askeri makamlar, idari makamlar, mülki makamlar onların kontrolünde. Ve 10 yıllık yapılanmayı hemen bir ay içerisinde silmek mümkün mü? Değil. Talat Paşa mührü Sultan Vahdettin'e teslim ederken, Mondros mütarekesinden 2 hafta önce teslim ederken diyordu ki, yeni bakanlıklara şu 4 ismi almalısınız diyordu. Giderken de Sultan Vahdettin'e, iddiaçlardan nefret eden Sultan Vahdettin'e tavsiyelerde ve baskıda bulunuyordu. Çok ilginç. Yeni kurulacak hükümet, mütarekeyi sağlayacak hükümet de onların bu yönlendirmeleri de Ahmet İzzet Paşa tarafından, iddiaçlara yakın olan bir isim tarafından kurulacaktı. Bu yüzden kuyrukçu olarak, dümdar Farsça karşılığı artçı bir hükümet olarak nitelendirilecekti. Rauf Orbay işte bu hükümette Mondros Mütarekesi'ni imzalayacak kişi Bahriye Nazırı'ydı ve Teşkilat-ı Mahsusa'nın önemli isimlerinden birisiydi. Yani burada tabii şunu da ifade etmek lazım. Mustafa Kemal'in bir Anafartalar kahramanı olarak belli oranda biliniyor. Ancak tabii burada asıl önemli olan padişahın kendisini Anadolu'ya göndermesi, 9. Ordu müfettişi şeyiyle, göreviyle. İkincisi tabii artık her tarafta bir uyanış
bir direnme, bir ne yapalım meselesi var. Şimdi böyle bir noktada padişahın birini görevlendirip oraya göndermiş olması çok daha önemli halk nazarında. Yani halkın kabulünde. Mesela daha önce o 10 yıllık gerçekten İttihat Terakki her tarafta çok iyi bir teşkilatlanma meydana getirdi. İttihat Terakki Mustafa Kemal'i önce pek tutmuyor İttihat Terakki üyeleri. Acaba ne yapacak? Nereye, neyi getirecek? Kendisi ne düşünüyor? Kimin adamı? Bu noktalarda ciddi de Mustafa Kemal'in arkasında durmuyorlar mesela başlangıçta. Hatta daha sonra şeyle bir ayrılık, merkezle ayrılık yaşayacağı zaman belki Kazım Karabekir'in arkasında olmasa belki de Mustafa Kemal orada şeyi kaybedebilirdi. Yani o gücü kaybedebilirdi. Yani halkın bütünüyle o Mustafa Kemal gelmiş biz hemen peşinde toplanalım noktasında da bir halkı görmekte saftillik olur. Böyle de bir durum söz konusu değil. Yani hani çok fazla bir karizmatik kişi olarak orada hemen çıkınca karşılanıyor gibi de algılamamak lazım. Bu bir mücadele. İşte Samsun'dan başlayacak, Amasya, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas. Yani bütün bunlar kendisine bir şeyler katarak gidecektir. Ve burada vermiş olduğu mesajlar çok önemli olacaktır. Yani zaman içerisinde bunu sağlayacağını da ifade etmek gerekir. Ki aynı şekilde İngilizlerin işte kendisini aleyhinde bir takım faaliyetlere girmesi, o İttihat Terakki başlangıçta aleyhinde duran çevrelerin yanına geçmiş olması, bunlar Mustafa Kemal Paşa'yı güçlendirecektir. Bunu da ayrıca ilave etmek gerekir bu konuda. Ben de burada birkaç noktayı ifade etmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldi. Ve Suriye'de Yıldırım Orduları Grup Kumandanı'ydı. Bu ordu lağvedildi. Lağvedildikten sonra boşa çıkınca Harbiye Nezareti onu İstanbul'a çağırdı. Mustafa Kemal Paşa 1917 yılında Suriye cephesinde savaş devam ederken hem Talat Paşa'ya sadrazama hem de başkumandan vekili Enver Paşa'ya bir telgraf gönderiyor. Orduyu mümkün olduğu kadar yıpratmadan Anadolu hattına çekmek zorundayız. Çünkü bu savaş burada bitmeyecek. Anadolu halkının idareye, devlete ve orduya güveni kalmamıştır. Bu güveni de yeniden tesis edecek bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Ve bu yüzden Suriye bölgesinde, Adana bölgesine çekerek buradaki hattı ve Toros tünellerini korumak zorundayız der. Ama bu telgrafı tabii ki hep aykırı çıkışları vardır Talat Paşa'ya karşı ve Enver Paşa'ya karşı Mustafa Kemal. Ve bu yüzden dışlanmış olan bir isimdir açık ve net. 1906 Selanik'teki kongreden beri Mustafa Kemal Paşa'nın ordunun siyasete katılmaması ile ilgili direktifleri hep göz ardı edilmiştir. Bu sayede Sultan Abdülhamid'i devirmişlerdir iddiaçılar. Orduyu siyasete çekerek. Ama o ordu 1912'de bu siyaset yüzünden çok büyük bir mağlubiyet almıştır. Selanik kaybolmuştur. Manastır, Üsküp, Kosova düşmüştür. Ordunun siyasette uğraşmasından dolayı. 13 Kasım'da yani İstanbul'a... Aslında o kadar karışık yani ülke işgal altında hani parçalanmasını önlemeye çalışıyorsun ama içeride de öyle bir organizasyon yapacaksın veya ben yaparım diyen yani kendince ortaya bir fikir sürenler arasında da bir ortak nokta bulmak gerekiyor. Tutkal gibi halkı bir araya getirmek gerekiyor. Evet. Onları yönlendirmek gerekiyor. Yani bu güç o belli. Kadar zor bir şey ki. Evet. Pelin Hanım bu güç belli. Milli Mücadele Hareketi'nin 1922 Eylül'üne kadar hedefi Osmanlı saltanatını ve hilafetini korumaktır. Mustafa Kemal Paşa nutukta milli sır olarak verdiği başlık altında şöyle diyor. Milli sır. Milli sır. Anadolu'ya çıktığımda ben de hakim olan düşünce yeni ve milli bir devlet kurmaktı. Ancak bunu en yakın arkadaşıma dahi söylediğimde yanımda kimseyi bulamazdım. Bu yüzden bunu kademe kademe uyguladım diyor bu milli sırrı. Ama 13 Kasım'dan 15 Mayıs'a kadar geçen 6 aylık bir süre var. Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da bulunduğu 6 aylık süre. Bu 6 ayı biz Kazım Karabekir'in anılarından, Ali Fuat Cebesoy'un anılarından ve Osmanlı Harbiye Nezareti'nin yazışmalarından takip ettiğimizde ortaya çıkan tablo şu. Mustafa Kemal Paşa'nın da anlattıklarından mütareke defteri, nutuktan önceki bölümler Mustafa Kemal Paşa'nın hayatına dair mütareke defteri isimli anılarındadır. Buradan takip ettiğimizde ilk önce siyasi olarak Harbiye Nazırı olmak ister Ahmet İzzet Paşa hükümetinde Mustafa Kemal Paşa. Bir mevki makam ister açıkçası. Muvaffak olamaz, hükümet düşer, Tevfik Paşa hükümeti kurulur, meclise gider milletvekillerine bunlara oy vermeyin, güven oyu verilmesin diye çabalar. Ama bununla başarılı olamaz. Bir gazete çıkardılar, Minber gazetesi.
Mustafa Kemal Paşa siyasi hedefi olduğu için İstanbul'da, bu Minber gazetesinde İngilizlere de yeşil ışık yakar. Ama bunda da başarılı olamayınca bir hükümet darbesini planlar arkadaşlar. Kimdir bu arkadaşlar? Kazım Karabekir, Ali Fuat Cephesoy, Refet Paşa, Rauf Orbay, İsmet Bey. Bunlar Mustafa Kemal Paşa'nın evinde defalarca görüşürler, toplantı yaparlar. Ve Kazım Karabekir'in kendi anılarında İstiklal Harbimizde ifade ettiği şey, kurtuluşun doğudan başlayacağını her defasında onlara söyledim der bu toplantılarda. Anadolu'nun kurtuluşu doğudan başlayacaktır. Anadolu halkını, Türk milletini ayağa kaldırırsak bu mücadeleyi başarabiliriz. Ve İstanbul'dan ilk ayrılan da Kazım Karabekir Paşa olacak 15. Kolordu Komutanı olarak. Bu planlanmış bir hareket. Osmanlı Genelkurmayı Anadolu'da artık yeni bir hareket planlamaktadır. Kazım Karabekir ayrılırken Mustafa Kemal Paşa'yı ziyaret eder. 2 ay önce, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışından 2 ay önce. Ben Erzurum'a gidiyorum, sizi de bekliyorum der. O da iyileşeyim, kulak ameliyatı olacaktır. Size mülaki olurum, ulaşırım der. Ve peşinden Ali Fuat Cebesoy Ankara'da 20. Kolordu Komutanı olur. Burada planlı bir yerleştirme var. Genç subaylar, yani İttihat Terakki içerisinde kendisine çok fazla yükselme imkanı bulamayan yeni bir kuşak, artık Anadolu'da harekatı organize edecek kuşaktır. Ama sivil organizasyonu yapanlar, Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında bütün müdafaa hukuk cemiyetleri kurulmuştur, hazırdır. Yapanlar teşkilata mahsus üyeleridir. İttihat Terakki'nin son kongresi 1-4 Kasım 1918'de Mondros Mütarekesi'nden bir hafta sonra düzenlenmiştir. Ve bu son kongrede alınan bir karar var. Bir, Talat Enver Cemal, Doktor Azmi, Mithat Şükrü yurt dışına gidecekler. Hemen kaçsınlar. Yoksa bunları öldürecekler. İkinci karar ise Sivas, Ankara, Konya merkezli müdafaa teşkilatları, Erzurum merkezli müdafaa teşkilatlarının kurulmasıdır. İttihat Terakki. Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında Anadolu ayaktadır. İzmir işgal edilmiştir. Buraya yalnız bir şey ilave edelim. Müdafaa hukuk cemiyetleri. Bir şey daha açıklamam gerekiyor orada. Sultan Vahdettin'in resmen Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'da görevlendirdiği ile ilgili elimizde bir bilgi ve belge yok. Bir tek kaynak var. Mustafa Kemal Paşa'nın mütareke defteri. Mustafa Kemal Paşa bu 6 ay süre içerisinde 4 defa Sultan Vahdettin'i ziyaret etmiştir. Evet, bir görüşme. 4. ziyareti İzmir'in işgal edildiği gündür. 15 Mayıs 1919 tarihindedir. Cuma selamlığında. Yani görüştüler ama orada bir görevlendirme olduğuna dair belgemiz yok diyorsunuz. Şöyle de diyor Mustafa Kemal Paşa o mütareke defterinde. Sultanı çok endişeli ve düşünceli gördüm. Camın kenarına yaklaştı Yıldız Sarayı'nda. Ve masa üzerindeki tarih kitabını göstererek paşa yaptıkların bu tarih kitabının içerisine girdi. Ama bundan sonra yapacakların memleketi kurtarabilir dedi diyor Mustafa Kemal Paşa. Şimdi söylüyor o zaman, bunu. Tamam, yani söylediğinde o zaman görüşme var. Yapacakların dediği yani bir görevlendirme var. 9. Ordu Müfettişliği görevi var. Bu sırada verilmiş kendisine. Tamam. Ve bu görevlendirmenin resmi evrakı Harbiye Nezareti tarafından verilmiş Mustafa Kemal Paşa'ya. Nedir bu görev? Samsun'dan Hatay'a bir çizgi çekin. Bunun doğusundaki bütün valilere ve komutanlara emir verme yetkisi var Mustafa Kemal Paşa. Az önce görev yok dedin, şaşırttın. Bir görevlendirme yok Mustafa Kemal'e. Sultan Vahdettin'in resmen sen git Anadolu'da milli mücadeleyi başlat ve ben seni çağırsam da geri gelme diye şimdi, elimizde bir resmi belge yok diyor. Yani direniş görevi yok diyor. Evet. Onu o ayrı bir şey, o başka ben bir şey. Söylediğim şey o. Ama Anadolu'ya gönderen bizzat Vahdettin. Yani şimdi onu eğer yok şu görev tabii ki Anadolu'ya geçtiği zaman başka bir şekil alıyor. O ayrı bir şey. Ancak zaten Mustafa Kemal'i Anadolu'da direniş hareketini başlat. Erzurum Sivas Kongresi'ni yap. Böyle bir şey yok. Ancak Mustafa Kemal Osmanlı tarihinde bir tek kişiye verilen ki Köprülülerdir bu. Köprülü Mehmet Paşa. O yetkide bir yetkiyi almış birisidir padişahtan. Yani biz tarihle, Osmanlı tarihiyle karşılaştırsak tam manasıyla Köprülü Mehmet Paşa'ya verilen yetkiler neredeyse Mustafa Kemal'e verilmiştir. Mülki amirlere dahi emretme yetkisine sahiptir. İstediğini görevden alma, istediğini görevlendirme yetkisine sahiptir. Evet. Çok büyük yetkilere sahiptir. Evet. Dolayısıyla da çok rahat hareket edecektir. Yoksa işte sen Erzurum Kongresi'ni yapacaksın, Sivas Kongresi'ni yapacaksın. Böyle bir şey yok. Diğer taraftan ben Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gitme düşüncesinde de değil başlangıçta. Yani oradaki konuşmalarda evet bir takım görüşmeler, konuşmalar var. Fakat Mustafa Kemal nutukta dahi kendisinin Anadolu'ya gönderilmesine rahatsızlığını ifade ediyor. Çok net değil. Ancak gerçekten mesela Mustafa Kemal'i
padişahın o zaman sırdaşı Sami Bey ikna ettiğini söylüyor. Gitmek istemediğini, İstanbul'da daha yüksek bir görev beklediğini ifade ediyorlar ki bunlar da çok önemli hususiyetlerdir. Ancak tabii bizde böyle çok yanlış olarak bir şey ifade edildi. İşte biz yıllarca bir bandırma vapuruyla bütün bir millet inandırıldı. Gizlice, geceleri gizlen, gündüz gizlen, geceleri yol al, Samsun'a çıktı. Bir defa zaten böyle bir şey olmadığı, bugün artık 25 tane çok kıymetli subayla, İngiliz'in vizesiyle, İngilizlerden vize almak suretiyle, padişahın bizzat görevlendirmesiyle ve de görüşmesiyle, ki bu görüşme son derece ama önemlidir. Ama şimdi yalnız şunu da söyleyelim, seyirci yanlış anlamasın. İstanbul işgal altında olduğu için bunun zaten bir çıkış yolu bulunmak zorunda. İşte yani orada öyle bir manevra gerekiyor ki, öyle bir siyasi deha gerekiyor ki başka türlü nasıl çıkacaksın? İşte o siyasi dehayı yine padişahtan ne olacak? Yani herkes bir bakın, padişahı bile indirmeyi düşünüyor. Şimdi az önce Selvi Bey'in, Haluk Bey'in konuştuğu padişahı bile düşürmeyi, hükümet darbesi yapmak istiyorlar. Sadrazamı indirmeyi düşünüyorlar. Yani. Şimdi orada sadrazamı indirmek demek, o gün padişahı indirmekle neredeyse eşdeğerdir. Siz darbe yapıyorsunuz. Doğru, darbe yaptığınız zaman. Ama başka yani İngilizlerin işgali altında bir şey yapılamayacağı düşünüyor. Tabii İngiliz işgali altında evet. Şimdi yani herkesin orada zaten padişahın eli kolu bağlı. Manda görüşmeleri var, başka görüşmeler var. Yani çeşit çeşit konular var. Padişah da arıyor. Ya bir çıkış yolu arıyorlar. Ve Anadolu'da olacak padişahın çıkması demek aslında bir noktada İstanbul'un teslim edilmesi demek. Ya padişah bunu daha iyi düşünüyor. Şehzadelerden birini göndermeyi düşünüyor. Ama böyle bir noktada Mustafa Kemal gibi yıpranmamış. Hatta Mustafa Kemal başta endişe de ediyor. İngilizler mesela şeyleri sürgüne gönderiyorlar, İttihatçı liderleri. Kendisinin ismi de var. Ve bunların içerisinden kendi ismini bir takım kişileri kullanmak suretiyle ismini çıkarttırıyor. Belki o altına düşecek, sürgün yiyecek. Böyle de bir şey var işgal altında. Dolayısıyla daha sonra padişaha isimler gönderiliyor. Mesela bir isimler veriyor belli kimselerin. Bunların karşısında işte Harbiye Nazırı Mustafa Kemal'e şerh düşüyor gitmesin diye. Başkalarına başkaları şerh düşüyor, açıklama yapıyor. Ama karşısına iyi komutandır diyorlar. Vahdettin kendisini tanıyor, yaveri. İyi komutan, o zaman onu seçelim. Diyorlar ki cumhuriyetçi, hanedan gider elden. Hangi hanedan diyor. Ya, işgal edilmiş. Bakın burada Vahdettin'in de hakkını yememek lazım. Hangi hanedan? Önemli olan vatanın kurtulması şu an itibariyle. Ve Mustafa Kemal'e bu yetkiyi bizzat padişah tarafından verilmiş oluyor. Ve neticede de buna dayanarak ki İngiltere'den de bizzat yine Harbiye Nezaret alıyor vizeleri. Oradaki Sayın Hocam, yüksek komiserliğinde. Sultan Vahdettin bizim padişahımız, Osmanlı padişahlarından birisi başımıza. Ya şunu tamamlayayım. Netice itibariyle şeyden de Osmanlı Harbiyesi ki Mustafa Kemal bunları istiyor. Mesela bana diyor 6 tane mühür her şeyi. 6 mühür kazdırılıyor. Bütün yetkilerini gösteren mühürler kazdırılıyor. Harbiye Nezareti İngiliz komiserliğinden o günkü vizeleri alıyor. Ve neticede Samsun'a gitme vizesini alıyor. O vizeyle de Samsun'a çıkıyor. Yani burayı net ifade etmek lazım. Tabii ki Mustafa Kemal Paşa'yı gönderen Osmanlı Harbiye Nezaret. Bütün bu görevlendirmeleri yapan. Ve ordu müfettişliği Mondros Mütarekesi'nden sonra 3 bölgede kuruluyor. Birinci ordu müfettişliği İstanbul ve çevresi Harbiye Nazırı'nın kendi üzerinde. İkinci ordu müfettişliği Konya ve çevresi Anadolu olmak üzere. Cemal Paşa tayin ediliyor Mustafa Kemal Paşa'dan bir ay önce. Üçüncü ordu müfettişliği için ki ismi 9. ordu bölgesi olduğu için 9. ordu müfettişliği olarak geçiyor. Buraya bir isim aranıyor. Kim gider? Ordu müfettişliğinin kurulma gayesi nedir peki? Mondros mütarekesi hükümlerini uygulamak. Ordu sayısını azaltmak, terhis etmek ve silahlarını toplamak. Ancak Mustafa Kemal Paşa'ya verilen 9. ordu müfettişliği görevinde Doğu Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeniden kurulmak istenen bir düzene karşı. Bunlardan birincisi Ermenistan'dır. İkincisi de o gün İngilizlerin Diyarbakır'da gündeme getirdikleri Kürdistan'dır. Bunlara karşı Mustafa Kemal Paşa'nın resmen ve fiilen görevlendirdiğini ben kendi şahsi görüşüm olarak ifade etmek istiyorum. Parçalanmak üzere olan bir Osmanlı Devleti'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini Osmanlı bütünlüğü içerisinde sağlayacak bir lider.
Enver Paşa dahi giderken görevlendirdiği teşkilat-ı mahsusanın başına atadığı Hüsamettin Ertürk'e diyordu ki Anadolu'ya geçiniz ve mücadeleyi başlatınız. Bir rivayete göre bu işi kim yapabilir denildiğinde Mustafa Kemal diyor. Ya zaten sonradan yani en çok ayrılığa düştüğü, en ciddi, en sivri muhaliflerinin bile birleştiği tek bir nokta vardı. Yani ancak bunca insanı, halkı, bu organizasyonu bir kişi birleştirebilirdi ve bu kurtuluşu bir kişi başarabilirdi. Milli mücadelenin altından bir kişi kalkabilirdi. O da Mustafa Kemal'di. Celal Bayar şöyle yani tarif en ediyor. En azılı muhaliflerinin bile... Celal Bayar, Batı Anadolu bölgesinde Yunan işgalinden önce İzmir'in İttihat Terakki'nin sorumlusu, Galip Hoca Takma adıyla buradaki organizasyonu sağlayan kişi milli mücadelede. Kurtçubaşı Eşref'i, Çerkez Ethem'i Kuvayi Milliye kurdurarak Yunanlara karşı diken kişidir. Galip Hoca yani Celal Bayar. Ben de yazdım diye 8 cilt kitabı var, bu dönemi anlatıyor. Hmm. Ve orada Mustafa Kemal Paşa'yı tarif ederken Samsun'a çıktığında her dağ başında yanan küçük çoban ateşleri vardı diyor. İşte bunlar bir yangına dönüştüren lider Mustafa Kemal olmuştur. Tabii ki İstanbul'u burada göz ardı etmiyoruz. İstanbul hükümetlerinin bazen karşı koymalarını, bazen yardımlarını göz ardı etmiyoruz. Hanedandan Anadolu mücadelesine destek verenleri göz ardı etmiyoruz. Ama şunu da unutmuyoruz ki 11 Nisan 1920 tarihinde Sultan Vahdettin, Mustafa Kemal ve 11 arkadaşını idama mahkum eden irade-i seniyeyi imzalayan kişidir. Bakın bizim padişahımızdır. Osmanlı Devleti'nin önemli bir ismidir. Ama tarih içerisindeki belge ve bilgileri de göz ardı etmemek lazım. Bu Sultan Vahdettin'in hainliğini, kötü adam olduğunu vesaire ortaya koymaz. Kimse de hain diyemez. Ancak tarihi hadiseleri evdeki bilgiler ve belgeler çerçevesinde okumak ve anlatmak gerekiyor. Aksi takdirde genç kuşaklar bundan bir süre sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bunları öğrenip de Sultan Abdülhamit ile ilgili, Mustafa Kemal ile ilgili, Sultan Vahdettin ile ilgili bu belgeleri gördüğünde şok. Ya ne oldu, bize ne öğretiliyordu, nereye geldik? Şimdiki durumumuza düşeriz. Biz bir tarihi yıkıyoruz, tahrip ediyoruz ama onun yerine yerleştirdiğimiz bir şey yok maalesef. Türkiye 20 yıldan beri evet yeni bir tarih inşa süreci, evet geçmişi unutalım, evet değiştirelim. Lakin yerine ne inşa ediyoruz? Yerine anılarla oluşturulan bir tarih inşa ediyoruz. Tarih anılardan müteşekkil değildir. Ve tarihçilerin en az kullandığı kaynak anılardır. En az güvenilir o. İlla ki mukayese etmek lazım. Belgelerle kontrol etmek lazım. Bir yanlışlığa düşüyoruz. Şimdi orada diyorsunuz ki büyük yetkilerle evet Anadolu'ya gönderdi. Sultan Vahdettin bunu da yaptı ama devamında da zaten idam kararını veren de kendisiydi. Şimdi bunların hepsini de ya öyle bir şey ki bu kapalı kapılar ardında da konuşulanlar veya kişilerin aklından ne geçiyor? Yani bazen tabii tersine da bakmak lazım. Şimdi sonuca bakarak da konuşmak tarihçilik açısından çok sıkıntılı olabilir. Belli bir zaman sonra zaten İngilizlerin ikili oyunları sebebiyle aralar açılmaya başlıyor. Mesela başlangıçta damat Ferit Paşa ile çok konuşmaları var. Damat Ferit Paşa işin içerisinde gönderiyor. Ama doğru, daha sonra aynı İngilizler, şimdi işgal altında diyoruz İstanbul'u. İngilizler Mustafa Kemal'in çağrılması konusunda yoğun baskılarda bulunuyorlar. Doğru. Defalarca baskılarda bulunuyorlar. Evet. İki tarafın arasını açmak için çalışıyorlar. Büyük gayret gösteriyorlar. Yoksa mesela Vahdettin saraya alimleri çağırıyor. Ramazan'da ziyafetler veriyor. Kuvayi Milliye'ye dualar ettirtiyor. Doğru. Para gönderttiriyor. Her türlü destek yapıyor. Fakat ikisini İngilizler mesela aynı tarihlerde artık Mustafa Kemal de Vahdettin'i istemediğini belirtiyor. Yani böyle bir durumda Vahdettin kazansa Mustafa Kemal'i gönderdi, kendisine asi oldu diyeceğiz. Haluk Bey bunu anlatacak. Tersinde ne diyoruz şimdi Mustafa Kemal Bey kazanınca? Diyor paşa, diyoruz ki Vahdettin bunu çıkarttı. Çünkü artık İngiliz'in işte buradaki oyunlarına dikkat etmek lazım. İngilizler iki tarafı birbirine düşürmek için bütün oyunlarını, biz burada eğer İngiliz'i çok iyi ortaya koymazsak, çok değerlendirmezsek burada hataya düşeriz. Mesela Vahdettin, şunu çok iyi biliyoruz. Ayrıldığı halde dahi Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aleyhinde tek söz söylemedi. Doğru. Mesela Haluk Bey'in söylediği söze ben burada eğer hainane bakacak olsam bunu Vahdettin kendi isteyerek yaptı desem Vahdettin'in 50 kat fazla söz söylemesi lazım. Keza Mustafa Kemal'e döneyim. O da onun için demiyor tabii. Bakın, ama tabii, ben de bunun karşısında dedim ki şunu da belirteyim bir dakika hocam. Vahdettin öldüğü günde Mustafa Kemal Paşa diyor ki dünyanın en dürüst ve namuslu devlet adamını kaybetti. Yani bazen siyaseten eğer isteseydi, isteseydi buradan neler hazineleri götürürdü, ordu bile kurabilirdi. Bir orduyla da geri dönerdi diyor. Hayır. Ne demiyor mu? Sultan Vahdettin
Refet Paşa'nın kontrolü altında, askerlerin gözetimi altında İstanbul'u terk etmiştir. Sırf onu kaçırtmak için, İstanbul'dan gitmek için tazyik ederek, saray kapılarında silah attırarak kapıda gemiyi hazır ettirmişlerdir İngilizlere. Ve göz göre göre oradan gitmiştir. Herkes farkındadır. İngiliz o başka Fransız, bir şey. Yani İngiliz Topkapı Sarayı hazinelerini götürüyorlar. Evet evet, yani ya bizim şey götüremezdi. İngilizler yalvarıyor da. Al buradan hiçbir diyorlar şey hocam. Burada İngilizler kendisine söylüyorlar. İstanbul o, artık Refet Paşa'nın kontrolü altında. O ayrı bir şey. Olur mu hocam? Asker kaç defa alır İngilizler? Neyi? Şunu Refet söylüyorum Paşa'm. Ben de. Bir de şeyi de hatırlatalım. Eğer Refet Paşa ordu gelmeden kontrol altına alıyorsa 6 ay önce niye almıyor? O çünkü kadar gücü var. Mudanya mütarekesiyle ancak İngilizler de müsaade alarak giriyoruz İstanbul'a. 11 Ekim Mudanya mütarekesi, 16 Ekim Refet Paşa giriyor İstanbul'a. Yani daha önce 10 gün önce de girebilir. Şunu söylüyorum Pelin Hanım. Müsaadenizle. Buyurun hocam. Sultan Vahdettin'in idam kararı sadece bununla kalmadı. Bakın tekrar ediyorum, padişahımız Osmanlı halifesi. Mustafa ancak, Kemal tarafına dönün, neler söylediğini onlara da söyleyin. Ancak şunu söylüyorum. Yani. İzmit'e 1920'de gönderilen Ahmet Anzavur, Batı Anadolu bölgesinde Kuvayi Milliye'ye karşı savaşarak Türk'ü Türkiye kırdırmıştır. Sivas Kongresi sırasında Ali Galip'e gönderilen emirlerle Dahiliye Nazırı Ali Kemal, damat Ferdin emriyle Sivas Kongresi'nin orada topladığı aşiret birlikleriyle basmak istemiştir. Silahlı bir eylem ve karşılıklı öldürme de vardır. Bunu da söylemek lazım. Hocam, bunların hiçbirisi Sultan Vahdettin değerini azaltmaz. Bakın tarihi gerçekler de ortaya koyduğumuzda. Hep böyle bahsettiğimiz bir mevzu vardır. Sultan Vahdettin'in torunu aşağıda şarkı söylerken hani Mustafa Kemal'le ilgili böyle çirkin bir söz ifade ediyor. Dadısı öğretmiş zannedersem. Yanına çağırıyor ve çok kötü azarladığı da hatıralarında geçer. Şu Mustafa Kemal'in ilk mebus seçildiği il sorusuna çok doğru cevap veren olmuş. Ona cevap valla çok olmuş. Erzurum, o şehirde olanlar vermiştir cevabı da Erzurumlar. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Erzurum Kongresi günlerinde Erzurum Kongresi'ne üye olabilmek için. Peki şimdi bir soru daha soracağız o zaman. Misak-ı Milli'den ilk kaybettiğimiz toprak neresidir? Herkes bilsin etiketiyle soruyoruz. Misak-ı Milli'den ilk kaybettiğimiz toprak hangisi? Bizim seyircimiz bayılıyor böyle sorulara cevap versene. Vallahi bir de güzel çok cevap güzel veriyorlar. Şimdi ben seyirci sorusuna yine döneyim. Bakayım kim ne merak etmiş, kim neyi sormuş bize diye. Bir dakika. Hangi kaymakamı? Boğaziyen Kaymakamını çok merak eden oldu diyor Ebru. Hadi onu sormuş olayım. Sonra da buradaki sorulara bakayım. Tabii 1915 yılında Yozgat Mutasarrıf Vekil olarak görev yapıyordu Kemal Bey. Ve aynı zamanda Boğaziyen Kaymakamıydı. Dahiliye Nezaretinin emriyle oradaki Ermenileri güney bölgelerine sevk edecekti. Yozgat ve çevresinde 1893'ten beri çok önemli Ermeni olayları yaşandı. Ve orada da 3-4 köy silahlanarak bu emri uygulamadan oradaki Osmanlı jandarmasına karşı silah kullandı ve ölen Osmanlı askerleri ve öldürülen Ermeniler oldu. Mütareke ile beraber İstanbul'da İngilizlerin ilk yaptığı şey bu sıkı yönetim mahkemeleri kurmak dedik. Evet. Divan-ı Harbi, örfiler kuruldu. Biz bunlara teşhir yargılamaları diyoruz. Teşhirden dolayı Talat, Enver, Cemal, evet. Said Halim Paşa sadrazamlardan birisiydi o kararın alındığında. Ve Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey, İttihat Terakki'nin bütün merkezi umumi üyeleri, yürütme kurulu üyelerinin tamamı bu mahkemelerde yayınlandı ve mahkemelerdeki bütün sorular ve cevaplar ertesi günkü gazetelerde satır satır yayınlandı. Halk da bu yargılamaları takip etti. Bizim bu mahkeme kayıtlarından resmi olarak ve gazete haberlerinden takip ettiğimize göre Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey'in 2 ay süren yargılaması sırasında 5 hakim değişti. Kimse onun idam kararını vermek istemedi ama İngilizler kurban istiyorlardı. Savaşın kurbanlarını görmek istiyoruz diyorlardı ve bu mahkemeye baskı yaptılar. Ve nihayet Mustafa Paşa bu mahkemeye nihai olarak görevlendirildi. Ve 10 Nisan 1919 tarihinde de Beyazıt Meydanı'nda Ermenilerin gösterisi altında Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey idam edildi. Kemal Bey'in son vasiyeti var. Çok ilginç bu vasiyeti de birçok kaynakta bulunabilir yine. Servetim yok, borcum var. İki evladımı milletime emanet ediyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında 23 Nisan 1920'de aldığı ilk kararlardan birisi, onun gibi yine Urfa Mutasarrıfı da idam edilmişti. Her iki şehidi milli şehit ilan ederek çocuklarının eğitilmesi için bütçeden para ayrılması oldu. Milli şehit. Milli şehit ilan edildi. Milli şehidimiz bizim, ilk milli şehidimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Boğaziyen Kaymakamı Kemal Bey. İkincisi Nusret Bey. Peki bu mahkemede kararı veren
Mustafa Paşa'ya ne oldu? Ne oldu? Bizim tarihimizde Nemrut Mustafa Paşa diye geçer. Biz milli mücadelede aleyhte çalışan kişilere daha sonra bir takım lakaplar taktık. Buna Nemrut lakabı takmışız. Neden? Bir, bu kararı verdi. İki hafta sonra Bursa valisi olarak tayin edildi. Bursa'ya gitti. Kendisini ziyarete gelen Bursa halkına, Bursa eşrafına bu harbin tek sorumlusu iddiaçılardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında ölenleri, Çanakkale'deki şehitleri affedersiniz ama bu tabir de geçiyordu kaynaklarda. Köpek leşi olarak görmek lazım dedi. Anet nasıl bir insan ya? Şimdi bu işte Nemrut Mustafa Paşa. Bursa halkı ne Bursa yapmış halkı ona? Bursa halkı bir hafta içerisinde bu kişiyi tekrar taşlayarak İstanbul'a gönderdiler. Görevde ancak 10 gün kalabildi Nemrut Mustafa Paşa. Ve ilginçti. Helal olsun, Bursa tutmamış tabii hiç. Tutar mı ya? Baban zadelerdendir. Büyük bir aşirettir. Bunun bir akrabası da bu sırada Paris Barış Konferansı'nda eski Osmanlı Devleti'nin Stockholm Büyükelçisi Şerif Paşa Güneydoğu'da büyük bir Kürdistan kurulması için İngilizlere müracaat ediyordu. Memorandum sundu, belge sundu. Biz güneyde bir Kürdistan istiyoruz dedi. Ve İngilizler aynı bölgede Ermenistan kurmak istediklerinden Diyarbakır 6 vilayet içerisinde yer alıyordu. Ve burada büyük bir Ermenistan kurulması gerekiyordu. Ermeniler milli delegesi Bogos Nubar'la Şerif Paşa'yı bir masaya oturttular. Bogos Nubar Şerif Anlaşması tarihte çok önemli olan anlaşmalardan birisi. Bugüne hala hitap eden, PKK içerisindeki yapılanmayı bize gösteren, Asalay'la PKK işbirliğini bize gösteren bir yapılanmaydı bu. İngilizlerin bir projesiydi. Doğuda bir Ermenistan kurulacak, peşinden bu Ermenistan içerisinden, büyük Ermenistan içerisinden Kürdistan doğacak diye Şerif Paşa bunu kabul etmişti. Çok Grand Tuvalet giyinen birisiydi. Beau şeriflerdi Fransızlar. Bizim kaynaklarımızda o günkü gazetelerde boş herif diye geçiyordu. Bu karar üzerine doğudaki bütün aşiretler biz Osmanlı Birliği'nden vazgeçmek istemiyoruz. Hilafetin çatısı altında yaşayacağız. Şerifi kendi temsilcimiz olarak kabul etmiyoruz diyeceklerdi. Ve yine bunların bir akrabası İzmir'e vali olarak tayin edilen İzzet Bey'di. Yunanlara hoş geldiniz adeta bu mesabede karşılayan bir valiydi. Damat Feridin tayin etmiş olduğu bir valiydi. İlk yaptığı iş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne ait gazeteleri kapatmak, reddi ilhak cemiyetlerini yasaklamak oldu. Bir ay sonra zaten gelişinden bir ay sonra İzmir Yunanlar tarafından işgal edilince Yunan generalinin bir beyannamesi vardı. Bütün Osmanlı askerleri gelip İzmir valisi İzzet Bey'e teslim olsunlar. Bakın işbirliğini görüyor musunuz? Valiye teslim ettiriyorlar. Her milletten müthiş kahramanlar çıktığı gibi işte hainler de çıkıyor. Milli mücadeleyi değerli kılan şey nedir? Milli mücadeleyi değerli kılan şey ayaklarımızdan aşağıya çekenlere rağmen büyük kahramanlıklarla Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, İnönü'de, Doğu'da Gümrük Anlaşması'nı imzalattıran Çark Harekatı'nda büyük kahramanlıklardır. Şehitler ve gazilerdir. Evet, ayaklarımızdan çekenler, aramızda da ayaklarımızdan çekenler maalesef oluyor. Yani ne ama acayip. Bu bizim kaderimiz. Ya bazı Anadolu coğrafyasında yaşamanın Anadolu coğrafyasında kader. Evet, çok enteresan. Bir neticesidir. Çok enteresan. Evet. Tabii şunu da görmek lazım. Şimdi İngilizler İstanbul'a yaklaşık 8 bin falan askerleri var. Aslında galip devletler savaşmak istemiyorlar kimse. Yani mesela Ermenileri hiç kimse bir Ermeni devletini doğuda artık savunmak noktasında değiller. Amerika'ya vermek istiyorlar, kabul etmiyor. Keza İtalyanlar, Fransızlar karşı çıkıyor. Yani İngilizler Yunanlılarla Türkleri ezmek istiyorlar. Biraz burnunu kırmak istiyorlar. İngilizlerin çok fazla bir kuvveti yok. Fransızlar mesela, İngilizler Antep'te kalıyorlar. Oysa aynı şekilde Maraş'ta Fransızlar neredeyse şehir savaşlarında Antep'te, Maraş'ta perişan ediliyorlar. Ve düzenli ordu yokken dahi çıkıyorlar. Anadolu'da bir Türklerin dışında bir hükümetin sahip çıkabilmesi, orada devlet olabilmesi, Türkleri idare edebilecek duruma gelmeleri mümkün görülmüyor. Fakat belki iddiatçıların işte iktidara gelirken tamamen Hindistan'a kadar uzayan, Turancılığı kuran, büyük idealler içerisine girmeleri, Osmanlı gibi bir fetih düşüncelerinde olmaları, Türkleri bu hale düşürmüşken ezme noktasına İngilizleri getiriyor. Yani biraz daha perişan kılma. Onun için Cihan Harbi bu harbi açanlar için dahi bitmişken
Türkler için bitirilmiyor. Yani bu işi savaş açan Almanlar, ama Almanların Kurtuluş Savaşı yok. Avusturya, bunların Kurtuluş Savaşı yok. Türkleri bir kez daha. Kiminle burada? Yunanlılarla. Yunanlıların da bu işi yapamayacaklarını biliyorlar. Fakat başlangıçta ciddi bir çıkış yakalamaları, Türklerin düzenli orduyu kuruncaya kadar ilerlemeleri, bir takım şeyleri tabii bizi büyük sıkıntıların içerisine gark ediyor. Ancak buna rağmen, bunu da tabii Haluk Bey'in ifadede bulundu, gerçekten daha sonra toparlandıkları zaman çok rahat bir şekilde netice alınabiliyor. Çünkü kimse savaşmak da istemiyor. İngiliz'de biz yerine göre savaşmadık, mücadele etmedik. İngiliz'de bir savaşımız yok Kurtuluş Savaşı döneminde. Sadece desteklemeleri var bir kısım. Onu da Yunanlıları İzmir'e çıkartırken denizden destekliyorlar. Yoksa kimse artık savaşma noktasında değil. Bakın savaş bittiği zaman bize Serv'i dikte ettiriyorlar. Oysa Sevr Anlaşması'nın hiç kimse inanmıyor uygulanacağına. Savaş bitmiş, siz neredeyse şeyi kazanıyorsunuz Anadolu'da. Onlar böyle bir şeye girişiyorlar. Gülünç bir durumdur bu. Ve hiç kimse de uygulanacağına inanmıyor. Şimdi hani az önce günümüzde bir paralellik kurduk ya, bu az önce bahsettik. Şimdi Ahmet Hoca'nın anlattığından da diyor ya, hani İngilizlerle diyor böyle bir çarpışma noktası, bir cephe savaşı görmüyoruz da hani birilerini destekledikleri. Yani aslında hani şu emperyalist bakış açısı zaten kendini hep böyle gideceği topraklarını işgal edeceği. Aa, işte bugün de aynısını yapmıyorlar. Bugün de bakın, yani benzer şeyler. DAEŞ diyor, bilmem ne diyor, oraya yerleştiriyor. İçimizden taşeronları var. Tabii içeriden Amerika, silahı veriyor. Var, silah bakın PYD demiyor yani, veriyor silahı PYD'ye demiyor ama... Ne var orada? Amerika var yani halbuki. İşte tarihi okumak, tarihi görmek doğru, aslında hani günceli de anlamayı yanında getiriyor. Kesinlikle. Mesela Musul'daki mücadele çok ilginç. Musul'un düşüşü. İngilizlerin Musul'u işgal etmesine Ali Hasan Paşa orada görevli. Ali Hasan Sabis, daha sonra Sabis soyadını alacak. Sabis soyadı da Kut'taki galibiyetten dolayıdır. Sabis köyü diye bir köy var orada. Aynen. Ali Hasan Paşa Sabis soyadını oradaki köydeki galibiyetinden alıyor. Halil Paşa da Kut soyadını oradaki Kut'tan alıyor, ilginç savaş sırasında. Enteresan. Şimdi Musul'da Kürtleri organize ediyorlar ve Binbaşı Noel isminde bir İngiliz askeri görevlisi Diyarbakır, Musul hattı arasında bir Kürdistan kurulabilirliği üzerine çalışıyor. Mim Kemal Ülke'nin çok güzel bir kitabı var, Binbaşı Noel'in Kürdistan Misyonu diye. Orada açıkça anlatılan şey şu, burada kurulmak istenen bir devlet var ama acaba bir bütün Irak mı olmalı, yoksa Irak'ın kuzeyinde Süleyman Berzenci'ye kurdurulması istenen bir Süleymaniyeli şeyhe kurdurmak istenen bir Kürt devleti mi var? Osmanlı Devleti'ne karşı mütareke dönemde harekete geçiyor ama İngilizler Irak'ta kontrolü sağladıktan sonra burada böyle bir eyleme son veriyorlar. Yani Irak'ın bir bütün olması, bir Kürdistan'ın kurulmaması, Binbaşı Noel'i görevden alıyorlar. Erzurum Kongresi günlerinde de bu gündeme geliyor. İngilizler fiilen İzmir işgal edildiğinde Yunan askeri karaya asker çıkarırken gemileriyle arkada bekliyorlar. Körfez açığında. Hı hı. Bir direnişle karşılaşırsa Yunanlılar hemen arkadan destek verecekler. İngilizler İstanbul'u fiilen işgal ettikten sonra da Osmanlı Devleti'ne bu sevri kabul ettiren bir baskı oluşturuyorlar. Evet, İngilizler fiilen bir güç olarak onlara karşı mücadele etmedik. Hocam çok doğru söylüyor. Fiilen karşılıklı bir çarpışmamız olmadı. Mudanya Mütarekesi'ne kadar. Buradaki Çanakkale ve çevresindeki Telergülere yaklaştığında Türk ordusu, İngilizlerle savaş eşiğine geliyoruz biz tarihinden hemen sonra. Ama her zaman İngilizlerin sömürgelerindeki politikalarını Anadolu'da uyguladıklarını görüyoruz. Nedir? Blöf. Ama kendi blöfüne karşılık blöfü görüp de cevap vermeyen bir milleti ezmek ve yok etmek. Mütareke boyunca İstanbul hükümetleri üzerinde her zaman uyguladıkları şey blöftür. Ama bu blöflerine karşı küçük bir itiraz Yunanların yeniden bir taarruzu neticesini ortaya çıkarıyor. Yunan ordusu 1917'de savaşa girdi. Venizelos'un büyük bir rüyası vardı. Bizans'ı yeniden kurmak. Ve bu sırada İstanbul'daki Rum Patriki Dorotheus Mamelis, Paris Barış Konferansı günlerinde Paris'i, Londra'yı ve New York'u ziyaret ederek oradaki büyük devletlerin temsilcilerine İstanbul'u artık Türklerden alma zamanı geldiğini, Türklerin çok geri, insanlık dışı bir kavim olduklarını
Yunanların bu şehri çok güzel bir hale getireceğini söylüyordu. İnsanlık dışı ne demek? İnsan değil ve yani. Maalesef aynı iddiada İstanbul'daki Ermeni Patriki Zaven Efendi de bulunuyordu. Mondros Mütarekesi'nden sonra İstanbul'a gelen iki önemli patrik var. Birisi ilk önce Hristiyostomos, Rum Patriki, sonradan değişecek Patrik Mamelis olacak. Birisi de Patrik Zaven Efendi. Patrik ben anlamıyorum. Mesela Milleti Sadıka'dan buralara nasıl gelinmiş? Yani boşuna şimdi Osmanlı Milleti Sadıka boşuna demez yani. Hak etmiştir ki Milleti Sadıka olarak adlandırılmıştır. Yani ne oldu, böyle oyunlara mı gelindi? Bir yerlerde hata mı yapıldı? Yani... Açıkçası, ya bugün biz hani günümüzden demin de örnek verdiniz. Bugün içimizde milletin üstüne tankla yürüyenler de Türk ya Pelin Hanım. Ya onu öbür türlü bakın. Yani birileri üzerinde çalıştığı zaman sizi yanlış 20 yıl 30 yıl. Kimi mevki, kimi makam, kimi para, kimi başka bir şey bulabiliyorsun, bu sıkıntılı. Bakın şu milletin üzerinden tankla yürüyenler, tüfekle yürüyenler, bir 15 Temmuz darbesini yapanlar İngiliz değil. Amerikalı değil, bir başkası değil. Bizim ordumuzun içerisinde yetişmiş insanlar. Bizim ordumuzun içerisinde yetişmiş insanlar. Yerine göre polisimiz, yerine göre iş adamı. Hepsini görüyoruz. Yani bunu sadece işte Ermeni şu bu diyerek bakmamak lazım. Ermenilerin Abdülhamit Han zamanında bakanlarımız vardı ve ne kadar bağlıydı bu ülkeye. Evet. Ne kadar. Evet. Bunların da kullanılanları var. Mesela Yunan hükümeti, şimdi Venizelos derken birinci Yunan hükümeti de gelmek istemiyor ondan önce. Yani İngilizler hükümet düşürtüyor Yunanistan'da. Evet. Ve Venizelos'u getirip bizim üzerimize ne yapıyorlar? İşte aslında Yunan'a onu söyleten de İngiliz. Durduk yerde Yunanistan bize savaş açabilir miydi? Ona bu aklı veren. Bu Türkler barbar, ikinci planda, İstanbul senin, gireceksin. Ya aslında onu da ezecek. Fakat bizi yormak istiyor. Biliyor ki Yunanistan bu ülkede hakim olmayacak. Fakat bizi bir müddet daha yoracak, kullanacak. Belki halifemizi alıp gidecek. Mesela ki Kurtuluş Savaşı'nın şeyinde vardır, kronolojisinde. Yunanlılar 24 Nisan'da İngilizler diyorlar ki Anadolu'da bir Türk hükümeti kurulmalıdır, bize bağlı. Karar alıyorlar, bunları düşünüyorlar, konuşuyorlar. Öyle mi yapsak, böyle mi yapsak? Böyle nasıl yapsak, kullansak yani, acaba? Yani yeter ki elimizin altında olsun ya, bir da. Zayıflattığı zaman sizi ne yapıyor? Sizi kendisiyle beraber hareket etmeye zorlayabiliyoruz zayıfladığınız an. Yani önemli olan Türk milletini zayıflatmaktı İngiliz'in gayesi. Kırmaktı. İşte burada aynen Ankara, İstanbul. İngiliz orada. Bunu çok fazla görmemek lazım. Bizi birbirimize düşüren o. Oyunları hep görmezsek bugün de İngiliz çok Yunan da görülmez. Geçici bir işgal. Ama siyaset İngiliz'indir. Kalıcı bir işgal, bir ilhak hareketi açık ve net bir şekilde. Ve hangisi kalıcıdır? Yunan işgalinin, Yunanların Anadolu'ya ayak basması açık ve net başlangıçta bir şekilde. Başlangıçta hiç inanmıyorlar. İlhaktır hiç hocam. Hiç inanmıyorlar başlangıçta. Hristiyostomos bunların hepsini vaftiz ederek Rum Patriki. İzmir'de hatta şaşırıyorlar İzmir'de bu kadar tutununca. İstanbul diyordu. İstanbul'da sizi vaftiz edeceğim evlatlarım diyordu. Hocam ben sizi şu anda kameradan görüyorum. Hocam derler onu ya. Onu herkes atar. Sen savaşa girerken Enver Paşa ne diyordu? Hindistan'a gideceğim diyordu. Turan olacak diyordu. Denilen denilmekle olmuyor. Bizimkiler de söylüyordu. Ama onu söylemekle ya, o gerçekleşiyor. Ya. Şimdi sen de oldu. Yunan hükümü Yunanlıları çıkartıyor. Ne diyecek? Yunanlar yani. Kesinlikle Anadolu ilhak için geliyor. Niyetleri tabii ki ilhak için geliyor. İngilizlerin düşüncesi. Ben İngilizlerin düşüncesini Sevr söyledim. Sevr Anlaşması'nda ne diyor? İzmir şehri Yunanistan'a ait olacaktır. Burada 10 yıl sonra bir plebisit yapılacaktır. Halk oylaması yapılacaktır. Ve bu Afyon'a kadar bir toprak parçasının içerisinde alacaktır. Eğer Yunanistan, İngilizlerin düşüncesi, geçici bir düşüncesi Sevr Anlaşması'nda neden İzmir Yunanlara böyle bıraktı? Artık Fransızlar anlaşmış, güneyde perişan olmuş, çekmiş gitmiş, Ruslar anlaşmış, Sevr Anlaşması imzalandığında biliyorlar biz Ankara hepsi. İtilafnamesini Fransızlarla imzalamamıştık hocam. Fransız İtilafnamesi 22 Ama Fransızlar artık çekilmişti, bir yıl sonra yani. Fransızlar gidecekler evet, hocam. Gidiyorlar. Sevr Anlaşması imzalandığında biz güneyde henüz Antep'i kurtaramamıştık. Maraş kurtulmuştu Şubat 1920. İşte artık oradan ama da çekiliyordu. Antep görüşmeler başlamıştı. Savaşı devam ediyordu. Öyle çabuk ve hemen. Yani işin neticesi belli olmuştu artık. Milli Mücadele Hareketi içerisinde Millet Sadıka dediniz Pelin Hanım. Sadece 50 yıl için geçerli. 1828-1878.
Bu 50 yılda biz millet tamam sadıka işte diyoruz. Tamam işte hocam, yani sonuçta 50 neden? Yılda çünkü az bütün zaman gayrimüslimler ayaklanmışlar, bunlar beklemişler. 1878'de ilk defa Berlin Anlaşması'nda Ermenilerin babacık dedikleri, büyük babamız dedikleri, ikinci baba olarak görüyorlar. Patrik Hramyan gidiyor Avrupalara, diyor ki biz doğuda bir Ermenistan istiyoruz. Ve Van'a döndüğünde, ey evlatlarım, büyük devletler bize kılıcın neler yaptığını gösterdi. Silahlanın, silahlanın diyordu. İlk vaazı, Van'daki vaazı. Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musunuz? Şimdi hani aynı şeyi şeyden de bakmak lazım, unutmayın. İttihat Terakki hükümeti de Ermeni Taşnakçıtyun komitesi ile beraber hareket ediyorlardı. Doğru. Yani bütün bunları da şimdi onu bir taraftan bakıyorsun, padişahına, devletine karşı isyan ettiren de İttihat ve Terakki oluyordu. Yani yarın da ayrılıyorlar birbirine. Mesela şöyle bakalım. Bir çözüm süreciydi o İttihat Terakki için. 1908-1913 arası 5 yıl. Ama Ermeni'yi kışkırtan da benim içimdeki insanım işte. Ya benim de en çok üzüldüm. Yani. Bakın siz söylediklerinize ek olarak. Yani hani İttihatçılar idam edilsin diye hani bir muhalefet gösteren, eleştiri ortaya koyan kişilerin işte 800 bin Ermeni'yi böyle öldürmüşlerdir diye ortaya bir takım rakamlar konulması ve sonrasında günümüze geldiğimizde bu Ermeni soykırımı iddialarına dayanak olarak bunların sözlerinin ortaya konması. Ya insanlar şunu göremiyor mu? Kardeşim tabii. Aynı gemideyiz daha, ya. Daha. Ya tamam eleştirebilirsin ya, muhalefet edebilirsin falan da aynı gemidesin. Bak o zaman işte muhalefet ettiğin adamı öldürteceksin, idam ettireceksin, içeri tıkacaksın falan diye. Şimdi bugün bizim Türkiye devamlı, Cumhuriyeti'ne yönelik bizim, kullanılıyor. Bizim devamlı siyasetlerimiz yok. Mesela biz Almanya ile beraber savaşa girdik. Bize Ermeni tehcirini yaptırtan, bu yolu açanlardan birisi Almanya'dır. Evet. Ve biz neredeyse tek adam kararıyla bu işi yaptık. Bugün soykırım olarak kabul edilen Alman parlamentosudur. Alman parlamentosu. Neden? Biz Türkiye bunu niye yıllarca mesela dile getirmedik, kullanmadık, etmedik? Biz Ermeni meselesi kapansa aman kapatın, konuşmayın. Haluk Bey de bilir bunları. Doğru. Bizim üniversitelerde bile konuşturmazlar, çalıştırmazlar. Öyleydi. Yani böyleydi yıllarca. Aman aman aman. Şimdilik bu işi çünkü Ermeni bitirdi. Terörü o 80'lerde o kadar çok korkutmuştu ki insanları bu asala. Yani. Diplomatlarımızı 1973 yılında Kaliforniya'dan başlayarak Amerika'daki, Fransa'daki büyükelçilerimizi katlederek bu işin içerisine girdiler. Ve bayrağı 1980 yılında da PKK'ya teslim edip geri plana çekildiler. 1992 yılında Beyrut'ta Büyük Ermeni Birliği bir kongre düzenliyor. Bütün bu asala ve terör örgütleri, Nemesis dahil olmak üzere bir karar alıyorlar. Geri plana çekiliyoruz. Güneyde Kürtlere, Kürdistan'ı kurdurmak için her türlü silah desteğini yapıyoruz. Türkiye'de kaos ortamı oluşturulacak. İktisadi zafiyetler oluşturulacak ve bunun üzerine doğacak olan bu Kürdistan Ermenistan'a dahil olacak. Büyük Ermenistan'a. Yani bu topraklarda her zaman bir takım birilerinin planları var, bir takım oyunlar var. Bu net bir şekilde görülüyor. Bizim de hep uyanık olmamız lazım. Hep tarihimizi doğru bilmemiz gerekiyor. Yani akademik çerçevede tabii ki anlaşmazlıklar olabilir ya da tarihi belgelere dayanarak bir takım tartışmalar olabilir. Ama şunu bilmemiz gerekiyor. Biz bize gerçekten çok lazımız. Bizim gerçekten çok kenetlenmemiz gerekiyor. Ve bizim hakikaten böyle sayfalara, arşivlere sığmayan muazzam bir tarihimiz var. Bunu genç nesiller tarafından öğrenilmesi ya gerekiyor. Mesela acil reklama gitmem gerekiyor. Öyle mi? Tamam. Acil reklama gidelim. Bu arada soruya genellikle yanlış cevap veriyormuşsunuz. Onu da söyleyeyim size. Misak-ı Milli'den ilk kaybedilen toprak neresidir? Sorumuz var. Haydi bir soru daha soralım ki bolca kitap verelim. Nutuk kaç senesinde okumuştur diyelim mi? Çok güzel. Tamam. Olur. Herkes bilsin. Nutuk kaç senesinde okumuştur? Bize yazın. Reklamlardan sonra buradayız. Evet. Herkes bilsin etiketiyle sorularınızın cevaplarını veriyorsunuz ama Misak-ı Milli'den ilk kaybettiğimiz toprak hangisidir sorusuna daha ziyade hadi cevabı söylemeyeyim de hani Batum demişsiniz, Batum değil. Onu söyleyeyim en azından, değil mi? Evet. O niye öyle bir kafa karışıklığı oldu daha ziyade Batum dediler? Onu bilemedim. Mondros mütarekesi imzalandığında geçerli olan sınırlarımız bizim Misak-ı Milli sınırlarımızdır. 30 Ekim'de Mondros mütarekesi imzalanıyor ve 7 Kasım'da Musul İngilizler tarafından işgal ediliyor bir hafta sonra. Ama bu sırada Batum'da Osmanlı askerleri var ve boşaltmamışlar Batum'u. Doğru cevap vermeyin sakın. Daha şey yapıyoruz onlara.
Ve bu süreç içerisinde neden öyle deyince, ama bu süreçte tabii ki Batum bir tartışma konusu. Batum'un ne zaman çıktığı hala belli değil. Acaba önce mi 7 Kasım'dan sonra mı? Ha. Hala tartışma konusu. İstanbul acaba bunlar içerisinde mi değil mi? Çünkü 13 Kasım'da İstanbul resmen fiilen işgal ediliyor İtilaf Devletleri'nden. Misak-ı Milli içerisinde bir İstanbul var. Bu şehirlerden hangisi? Erzurum, İstanbul, Musul ve Batum. Bunların dördünden bir tanesi cevap şıkları içerisinde yer alıyor. Ama ilk önce hangisinde işgal edildiği tam KPSS'siz. Soru işareti. Hoş geldiniz. Ama ne güzel bak. Güzel bir soru. KPSS doğru. Sorusu. Evet. Var, çok sorular var bununla ilgili. Evet. Çok fazla Misak-ı Milli'ye dair. Biz de Misak-ı Milli'yi bugünlerde çok anıyoruz. Yani evet. Bizim Türk sınırlarının nereden başladığıyla ilgili. Musul özellikle tartışma konusu hala. Tabii. Şam, Hama, Humus. Onlar da tarihi Türk şehirleri. Tabii biz bunu konuşurken hep ya Mehmetçiğe de buradan hakikaten bir bu gece bizi seyreden görevi başındakilere selamımız olsun. Allah kolaylıklar versin. Siz güzel bir cümle kurmuştunuz reklam arasında bizim etiketle. Herkes bilsin dediniz. Evet, herkes bilsin. Herkes bilsin ki Türk ordusu devletiyle ve hükümetiyle beraber görevinin başındadır. Erzurum güvendedir. Kars güvendedir. Edirne güvendedir. Hatay güvendedir ve hatta Hama, Humus ve Musul güvendedir. Türk ordusu görevi başında olduğu müddetçe, hükümetiyle, devletiyle el ele verdiği müddetçe bu sınırlar içerisinde bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti yaşayacaktır. Haluk Bey, ona muhalefetini de katalım. Yani bugün Devlet Bahçeli Bey'in bu duruşu da çok önemlidir bence. Ve ilk defa belki Türkiye tarihinde milli bir meselede muhalefetiyle, hükümetiyle, ordusuyla olduğu zaman bakın Cumhurbaşkanı da Amerika'da şartlar ortaya koyabiliyor. Kapı kolu değiliz diyebiliyor. Türkiye'yi güçlü kılabiliyor. Çok bugün önemli. Mesela neden saldırıyorlar en tepedekine? Çok niye? Önemli. Aynen eskiden Abdülhamit Han'a yaptıkları gibi. Bugün maalesef. En tepeye bütün saldırıları yapıyorlar Avrupa, dış ülkeler. Onun için içeride az önce de Haluk Bey değindi. Birlik, beraberlik gerçekten çok önemli ve çok mühim. Milletimizin bunun farkında olması lazım. Herkes milli mücadeleyi herkes bilsin bunu. Evet. En zor kılan şey milletin birbirine karşı siyasi muhalefetiydi. Biz Yunanlara karşı, İngilizlere karşı değil, kendi içimizde siyasi parçalanmışlıkla mücadele ettik bir taraftan da. Milli mücadeleyi başarılı kılan şey bir taraftan da bu muhalefetin tam manasıyla ortadan kaldırılmasıdır. Milli mücadele sırasında eğer muhalefetle hükümet ya da Anadolu'daki harekat el ele vermiş olsaydı biz 4 yıl değil 2 yıl içerisinde bu harekatı sona erdirebilirdik. Siyasi tefrika bu milletin içerisine düştüğü anda her şey allak bullak oluyor. Bizim başarısızlığımız sebebi budur. Kendi içimizdeki hareket noktalarımızdır. Millete ayağa kaldıracak şey kendine güvenen birlik halindeki bir gençlik. Geleceği inşa edecek bilinçli bir gençlik. Ya zaten biz hep şunu söylüyoruz. Gündem Ötesi'nin de aslında bu programın da sloganı bilgi güçtür. Evet. Yani sen zaten o bilgiye sahipsen, bak tarihimizi de biliyorsun. Oradan zaten gerekli gücü alıyorsun. Oradan gerekli dersi alıyorsun. Bu çok çok önemli. Bu arada bir seyircimiz hani ben dedim ya niye bu kadar yanlış hani Batum geldi diye. Evet. Demiş ki Ahmet Doğan, herkes bilsin ben ilk başta Musul demiştim ama diğer cevaplarda o kadar çok Batum gördüm ki cevabımı silmiştim. Tekrar yazıyorum. Musul. Tamam. Ahmet Bey size o zaman bir de açıklamış. Ahmet Bey size o zaman bir kitap gönderiyoruz. Bu kadar çok uğraşmışsınız. Güzel açıklamış. Kesinlikle. Ha bir de şey sormuştuk. Mustafa Kemal Atatürk nutuğu kaç senesinde okumuştur diye. Evet. Doğru cevabımız? Söylüyor muyuz? Artık söylüyoruz. Söyleyelim. 1927 Cumhuriyet Halk Fırkası'nın genel kurulunda okumuştur 4 gün boyunca Aralık ayında. Evet. Nutuk. Ve nutuk bu yüzden 1927'nin siyasi atmosferini yansıtır. 1919 Samsun'a çıktığında manzarayı umumiye şudur der başlar. 1923 yılına kadarki olayları ele alır. Belgelerle desteklenmiştir hadiseler. Teferruatlı bir bilgi içerir. 27'nin biraz siyasi havasıyla milli mücadeleyi gerçekleştirdiği arkadaşlar Kazım Karabekir yeri geldiği zaman eleştirilir. Rauf Orbay eleştirilir. Ali Fuat Cebesi eleştirilir. Çünkü 27'de muhalifdirler. Sakallı Nurettin Paşa. O sonda hele Nurettin Paşa. Evet. Kutt'taki büyük zaferin kahramanı, İzmir'e giren kumandanlar, 1. Ordu Kumandanı, Merkez Ordu Kumandanı ki Pontus Devleti'nin kurulmasının önündeki en büyük engel Nurettin Paşa. Orada böyle bir eleştiriye tabi olur. Ancak milli mücadelenin anlaşılabilmesi için nutuğun okunması lazım.
Bu arada milli mücadelenin tabii ki kadın kahramanları da vardır. Biz kadın kahramanlar üzerine de bir program yapmıştık geçmiş dönemde. Hmm. Tufan Gündüz Hoca ile yapmıştık. Buradan da hocamıza selam olsun. Bizim Ayasofya kitabında da işte işgale direnen halkın Ayasofya'nın şahitliğinde yemin ettiğine dair bir fotoğraf var. Burada da tabii o yemini ettiren bir Halide Edip'in orada çok önemli bir nutku var. Muazzam bir şey. Ahaliye yemin ettiriyor Sultanahmet. Bak kadının nasıl, görüyor musunuz bak. İşgalin, evet. Şu fotoğraf bakar mısınız? Ayasofya'nın, evet, gerçekten de Ayasofya'nın şahitliğinde orada koskoca Sultanahmet Meydanı'nda binlerce insan bir kadının, evet, nutkunda, bir kadının onlara seslenişinde mücadeleye dair yemin ediyor. Çok muazzam ya, yani harika. Keşke zamanda yolculuk olsa, hep onu söylüyorum, zamanda yolculuk olsa ben ileriye gitmem yani. Geçmişe giderim ya, o anları görmek nasıl, değil mi? Tüyleri diken diken olur insanın. Kastamonu'da Şerife Bacı'yı, evet, çok ilginç. Nezahat Hanım'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir tartışmaya konu oluyor. 12 yaşında ilk İstiklal Harbi madalyasını buna verelim diyorlar. Albay Halit Bey'in kızı, annesi vefat etmiş, Birinci Dünya Savaşı'nda cephe cephe dolaşan, oralarda yetişen bir kız çocuğu. 12 yaşında Yunanlara karşı savaşıyor Nezahat Hanım. Çok ilginç. İlk İstiklal madalyasının ona verilmesi teklifi var. Ama çok ilginç bir hadise var. Milli mücadelede biz tekalifi milli emirleri diyoruz ya, halkın elindeki bir çoraba düşen bir ordu var. Orada ihtiyaç sahibi bir ordu. Çanakkale'de Biga sokaklarında bir tabla orduya yardım için dolaşıyor. Ahaliden elinde avucunda ne varsa istiyor. Kimisi elindeki kaşığı, kimisi cezvesini, kimisi çorabını bu tablaya koyarken genç bir kız geliyor. Diyor ki benim orduma verebileceğim başka bir şey yok diyor. Beliğini kesiyor ve bu tablaya atıyor. Milli mücadele kolay kazanamadı. Ve bu belik açık artırmayla satılıyor. Aa. Orduya yardım adına. Biz milli mücadeleyi böyle kazandık. Yokluklar ya, içerisinde bir orduyla İzmir'de Yunanları denize döktük. İstanbul'dan İngilizleri ve Fransızları def edebildik. Boğazlardan temizleyebildik. Çok kolay olmadı. Hiç kolay olmadı. Çok kolay yani olmadı. Bildiğimiz kahramanlar var. Hiç bilmediğimiz kahramanlar var. Hiç ismini duymadığımız kahramanlar var. Hiç hikayesi bilmediğimiz kahramanlar var. Gerçekten yani Allah razı olsun onlardan. Fedakar bir millet. Çok. Fedakar çok güzel. Ya aslında millet. Biz çok güzel bir milletiz. Evet. Hakikaten bu, öyle. Bu hususiyetleri bugün de ön planda. Evet. Suriye'den gelen 3 milyon insana kucak açan, her şeyini feda eden bir millet bu millet. Bu milletin hususiyetlerini kendisine sık sık hatırlatmak lazım. Sen busun. Tarihte büyük medeniyetler inşa etmiş olan bir neslin torunusun, çocuğusun dediğimizde bu genç nesilde gelecekte çok daha büyük işler yapma azmi doğacaktır. Öyle. Bunu öğrenmek zorundayız. Öyle. Tarihte o kadar çok bizim hareket noktamız var ki, o kadar çok numuneler var ki, kahramanlık numuneleri. Bunlardan hepsinden birer ışık verebilsek bu gençliğe, inanın dünyada, bu coğrafyada kültürün, medeniyetin, insanlığın ve adaletin timsali olacak bir düzeni kurarız. Ne güzel, inşallah. 19 Mayıs tarihinde, evet, bu programı gerçekleştirmiş olduk. Başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Burada saygılarımızı ve minnettarlığımızı bir kez daha ifade etmiş olalım. Dönemin finali mi oldu? Ah evet, 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 evet. Bayramımız da kutlu olsun. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Ve tarih sahnesinin bu sezon sonuna geldik Ahmet Hocam'dan. İnşallah gelecek sezon yine karşınızda olacağız. Gündem Ötesi'ne devam ediyoruz. İzleyicilerimizin Ramazanlarını tebrik evet, edelim artık şimdiden, inşallah. Şimdiden, şimdiden öyle. Ve bu programımızda Haluk Selvi Hocamız teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğu için. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sağ olunuz. Sizinle de sezon kapanışını yapmak bizim için bir keyifti. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Güzel bayrağımızın huzurunda seyircilerimize aynen, iyi geceler diliyoruz. Yeniden görüşünceye dek dediğim gibi gündem ötesinde bir süre daha devam ediyor olacağız. Ramazan müddetince söyleyeceğiz. Orada da galiba gündem ötesinde bir gün değişikliğimiz olacak. Çünkü TRT özel bir yayın akışına geçiyor. Evet. Tabii Ramazan'a özel çok güzel programlar hazırlandı kanalımızda. Görüşmek üzere diyelim. Bayramımızı da tekrar kutlayalım. Herkese. Pazar günü de Kocaeli. Pazar günü de Ahmet Hoca ile biz Kocaeli'deyiz. Akademi gençlikteyiz biz de. Haluk Hoca'da. Kocaeli'de akademi gençlik. Büyük sonrasında da kitap fuarında, evet, hocam. Evet, takipçisi olun ve kitaplarını da mutlaka okuyun diyoruz. Hoşçakalınız. İyi geceler.